Kronik obstrüktif akciğer hastalığı şu an dünyada en yaygın hastalıklardan bir tanesi ve ölüm sebepleri arasında da dünyada 3. sırada. Yaklaşık 210 milyon KOAH hastası dünyada olduğu tahmin edilmekte. Ülkemizde de 3,5 milyon hastayı öngörmekteyiz. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gündeniz Altıay, KOAH hastalığının en önemli sebebinin sigara kullanımı olduğunu ifade etti. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık aynı zamanda. Eğer erken tespit edersek, sebep olan faktörlerden, özellikle sigaradan uzaklaşırsak, hastalığı o seviyede durdurma şansımız var. Kullanılan ilaçlarla da, bir takım önlemlerle de hastalığın ilerlemesini durdurmak mümkün. Tabii en başta risk faktörlerin azaltılması, başta sigara önemli bir koruyucu faktör. KOAH'ın dünya genelinde en sık görülen hastalıkların başında geldiğini vurgulayan Altıay, hastalığın zararlı toz, gaz ve parçacıkların solunması sonucu hava yollarında ve akciğerlerde gelişen mikrobik olmayan iltihabın neden olduğu, hava yollarının daralması ve tıkanmasıyla sonuçlanan genellikle ilerleyici özellikli bir sağlık problemi olduğunu aktardı. Profesör Doktor Altıay, 40'lı yaşlardan sonra hastaların öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi şikayetlerle doktora başvurduğunu dile getirdi. Hastalığın sıklığına baktığımızda özellikle sigara içen 40 yaş üstü bireylerde %15, %20'lere varan sıklıkta görülmekte. Yani oldukça yaygın bir hastalık. Nedir bu hastalık? Niçin ortaya çıkıyor? Kronik obstrüktif akciğer hastalığının kısa adı KOAH. Kronik demek müzmin demek. Obstrüktif tıkayıcı demek. Yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı müzmin tıkayıcı bir hava yolu hastalığı. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının yani KOAH'ın oluşum sebebi hava yollarının maruz kaldığı en başta sigara olmak üzere zararlı toz, gaz ve partiküllere bağlı gelişen bir iltihabi yanıt. Yani enfeksiyon mikrobik olmayan bir iltihabi yanıt. Ve bunun sonucunda hava yolları hasarlanıyor. Bronş çapı daralıyor. Hava yolu esnekliğini yitiriyor. Ve bu insanlar 40'lı yaşlardan sonra öksürük, balgam ve nefes darlığı şikayetleriyle bize başvuruyor. İlerleyici bir hastalık. Tabii en önemli özelliği bu. KOAH'ın ilerlemesini durdurmak için erken tanının önemine işaret eden Altıay, sigara kullanılıyorsa bırakılması gibi önlemlerle hastalığın ilk seviyelerde durdurulma şansının olduğunu kaydetti. Tamamen ortadan kalkması mümkün değil başladığı zaman. Ancak erken dönemde yani solunum fonksiyon testlerinde bozulma çok daha hafifken tespit edilirse ve sorumlu risk faktöründen özellikle sigaradan uzaklaşırsa kişi ondan sonraki hayatını düzenlerse sigaradan uzak bir şekilde dikkat ederse ilaçlarını düzenli kullanırsa hastalığı o seviyede tutmak mümkün. İşte yıllık grip aşılarının olması, sigaradan uzaklaşması, mesleki bir ortamda maruziyeti varsa orada koruyucu önlemlerini alması tabii çok önemli faktörler.